4 dakikalık video. Endonezya gezisi. Oo kardeşim. Çaldım. Endonezya'nın Müslüman bölgesine gitseydin. Kardeşim benim. Bir şey diyeceğim. İnternetteki video player'lardan ötürü mü bilmiyorum ama sen ne kadar güzel video uploadlarsan uploadla. Mesela ben Netflix'te izlerken bile piksel sayıyorum. Benim mi çok aşırı ehemmiyetçiliğim yoksa gerçekten Kodeklerden dolayı. kodeklerden dolayı değil mi? Yani 2018'de bunu çözememiş olmaları iğrenç değil mi abi? Altyapımız belli abi. Altyapıyla alakası yok abi. Yani Olmaz olur mu canım? 600 Yani megabit download'um var benim yani. ama serverların belli limitleri var yani. Bütün 600 megabit sana veremez ki abi. İşte yani ben Netflix'te izlediğimde bile görüyorum abi şeyleri. Kendileri sinirlerim çok bozuluyor. Netflix'in bir ayarı olması lazım bu arada. Yani sen otomatikte kullanıyorsan eğer duruma göre bir anlık böyle düşürebiliyor şeyini, bitrate'ini. Aksine hiçbir ayar yok lan Netflix'te. Var var ayar var. Onu ben geçen yakaladım. Telefonda izlerken, yok bilgisayarda izlerken Al yakaladım 4K onu. açıyorum amına koyayım. Öyle bir ayar vardı şeyde. Yani hayır sen otomatik var. Onu otomatik iptal etmen gerekiyor. 4K'da bile puslu görüyorum bu arada. Ama bu sanırım renderından dolayı senin ya da ışıktan dolayı. Ya ben burada Olduğuna da bakma bu arada yani. Gene YouTube onu şey yapıyor. ben tabii tabii Şöyle bir burada bir white dot bir de özellikle şu bölgede sayıyorum abi. Sinirim çok bozuyor benim ya böyle şeyler. Senin suçun değil bu arada aslında. İnsanları izleyicisinde. Yani sen Master HS'in 600 megabitte de herkes öğrenir. Tek bu arabadan bakmadılar çocuğa. Muhtemelen dışarıya kamerayı sarkıtmış. Herkes bakıyor ne oluyor amına oğlum diye. Gördünüz mü başörtülü bacılarım? Müslüman Endonezya. Görmek istediğim yerlerden bir tanesi. Genel olarak Güneydoğu Asya çok güzel ya. İngilizce'den bu tarafa Osmanlı Kore'nin merak ettiğim yerlerden. Görmek istiyorum. Ne? Abi çünkü Güneydoğu Yani Asya'da o şöyle bir para. şey var abi. Yani okyanus lan en nihayetinde. Değil mi? Evet abi. Yani Güneydoğu Asya çok güzel gerçekten. Welcome to the rice fields, motherfucker. Baksana abi. Baksana abi okyanusun içinde stik gibi bir ada, ufacık bir ada yani gidiyorsun oraya. Bungalovlar falan. Ay sikiyim pipim ısındı ya. Isınma oldu değil mi? Yok abi ben balayını Endonezya'da yapıyorum. End of story. Hayda. Endonezya değil mi? Ben Malezya ile Endonezya'yı çok karıştırıyorum bu arada. Kanka kim sürüyor? Arkadaşına mı sürdürüyorsun burada? Aslında şöyle bir şey var. Böyle videoların izlenmesi lazım ama sen karakterini koyup yorumda bulunmazsan izlenmiyor abi Türkiye'de. Gezi vlogları. Yani ben çok düşündüm. Asla kimse izlemiyor ya. Aslında dünyada böyle yani. Mesela Casey Neistat Bence neden aynen. Yorumladı tuttu? Karakterini koydu abi. Sadece video çekmedi. yani. Bunu istiyor Aynen öyle. insanlar. Senin yorumlarını istiyorlar yani. Kendi yorumunu düşünmek istemiyorlar. Salya saçıp böyle başkasının konuştuğunu Tabii dinlemek ki istiyorlar. canım. Türkiye'de de bütün dünyada böyle. Emre Durmuş bayağı iyi.
Abi mesela bu videoda etkileşime giremiyor yani adam. Adam bir yorum yapacak ki bu da ona göre karşı bir yorum veya ona katılan bir yorum. Tabii ki canım, etkileşim öyle gerçek. Etkileşim çağırmayız zaten. Gerek yok. Ya şöyle bir şey var abi. Zaten çağımızın hastalığı. Neydi? FOMO. FOMO nedir biliyor musun? Nedir FOMO? Evet. Tam açılmaydı onların ya. Fear of missing out. Fear of missing out. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Şimdi bir de onun bir FOMO'su mu vardı? OFO'su mu vardı? Açıyorsun Instagram'ı abi. Tiki bak. Endonezya'ya gitmiş. Puh, bu benim lisede yanımda oturuyordu diyorsun. Mesela sabah gidiyorsun. Starbucks'tan çıpıdık bir kahve alarak işine gidiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben de hayatta yaşıyorum be aga diyorsun. Starbucks kahvenin fotoğrafını çekip Instagram'a atıyorsun. Şimdi zaten insanların zaafı üstüne izleniyor o tip videolar. Mesela adamın gerçekten gündelik bir hayatı var. Senin dolaştığını görüyor, senin gezdiğini görüyor. Ama bir yandan bunu keyifle anlattığını gördüğü zaman dinliyor yani. O zaman kaçırmamış oluyor. O zaman izliyor ya da diyor ki ben diyor yarrak gibi bir hayat yaşıyorum. Bari Casey Neistat dolaşsın. De ama şeyi de düşünmüyorlar ki abi, yani o hani görsel fake olduğunu anlayamıyor insanlar onları yani. Casey'ninki fake değil lan. Herif gerçekten hayatını yaşıyor yani. Öyle bir gerçek ya de var. Öyle yaşayan insanlar var. Evet. Tabii yani. Kesinlikle var da hani arkadaşını abi görüyor. Adam paralı bir adam. İşte sabah Starbucks'a gidiyor. Abi, öğlen gidiyor işte şurada güzel bir yerde yemeğini yiyor falan filan. Bakıyor. Devamlı mutluymuş gibi görüyor da değil. Oğlum Instagram'daki herkes sosyal medya. Herkes süper bir hayat yaşıyor zaten. Yani evet abi, oraya insan, bakarsan mükemmel insan beyin ya. Sağlığına en zararlı sosyal medya Instagram. London School of Economics'in yaptığı araştırmaya göre, çok taşraklı bir üniversitedir bu arada. Gerçekten yani insanları insecure hissettirme konusunda ve bir şekilde göze girme çabasını harcayabilme konusunda en başarılı sosyal medya Instagram'mış. Çok çok ilginç yani Instagram. Ben mesela atıyorum. Geçen gerçekten bir tane fotoğraf attım uyandıktan sonra. Çocuğum bir şey yazmış. Ben bunu görmek zorunda mıyım? Unfollow yazmış. Tıkladım baktım, çocuk gerçekten unfollow atmış. O kadar alışmış ki Instagram'da perfect şeyler görmeye. Yani bir an dedim ki, ya ilk önce şey dedim kendi kendime. Hani o kadar kötü mü? Baktım gayet uyanmış bir insan yani. Çünkü herkes uyanıyor. Herkes biraz mahmur oluyor uyandığı zaman. Herkesin her gün yaşadığı, evde her gün gördüğü, yani senin baban da belki ne bileyim pijamasının alt kısmını göğsüne kadar çeken bir adamdır yani sonuçta adam, ev babası. Her gün görüyorsun yani. Ben yapınca niye ilginç oluyor anladım yani. Instagram'daki gördüğü insanların gerçekten cıvıl cıvıl olmasını istiyor, demandlıyor insanlar. Çok ilginç geliyor bana ya, çok. Kafa yormuyorlar çünkü abi yani. Devamlı özenme durumu var insanlarda. Bak mesela yemin ediyorum ünlüleri sadece acaba gerçek hayatta nasıllar diye takip. İşte gerçek hayat değil abi Instagram, onu anlatmaya çalışıyor. Kanka asla gerçek hayat değil yani. Ben bugün TikTok yükledim sırf meraktan. Böyle bir Türklerin attığı videolara baktım. Abi kız yani türbanlı bir ablamız vardı. Yatıyor, yatarak işte yeni uyanmış rol yapıyor. Abi bu kadar makyaj olamaz. Abi zaten şeyden o tarz videonun hepsi şey ki. Kanka bir de provalı yani. bir de şöyle abi yani you are nobody. Prodüksiyon var arkasında abi hepsinin ya. Instagram story'nin. Kimsesin abi. Sen abi, niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Hani niye yani? Hani ünlü birisi olsan anlarım, hani benim tutmak istediğim imajım var, benim işim bu dersin de yani you are nobody abi, hani Giresun'dan Zeynep'sin en nihayetinde. Niye bu kadar kasılıyorsun? Niye insanlar bu kadar kasılıyor? Kötü. Aşırı kötü. Yani ben mecbur olduğum için kullanıyorum şu an Instagram'ı. Yani işimden dolayı. Bu arada ben de cidden mecbur olduğum için.
bakıyorum. Mecburiyetten yani. Benim ablam çok Instagram'da takılıyor mesela ya da Twitter'da. Yani diyorum ki abla, oğlum, bak, abla diyeceğim, diyorum. Dur. Bak diyorum ki bak abla ne olur. Yani benim işimle alakası olmasa Instagram telefonumda yüklü olmazdı. Ben bu Instagram'a girme diyorum ya. Yani. Oluyor yani. Allah'ım Semra Google kullanmayı bıraktı. Instagram sadece. Google için Instagram.